Herkese merhaba. İTOK IQ Lüs Lecture serisinin 5. dersiyle devam ediyoruz. Bu derste konuğumuz Koç Üniversitesi'nden İhsan Demirel. Kendisi özellikle bu alanlarda İTOK IQ Lüs, stokastik proses gibi alanlarda çalışan biri. Bugün de önceki Ali Süleyman Hoca ile işlediğimiz konuları, konseptleri tekrardan o konseptleri ziyaret edip bir alana dair birkaç soru çözüp genel bir bakış sunmaya çalışacağız. Hocam isterseniz siz, bunun haricinde web sitemiz zaten açıklama kısmında var. Oradan ekstra herhangi bir bilgi, paylaşım, duyurular oradan oluyor. Lecture notları da orada. Oradan takip edebilirsiniz ayrıca. Hocam buyurun isterseniz. Merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldi. Evet, dersimize bu fotoğrafla başlıyoruz. Bu fotoğraf İTO'nun 100. yıl döneminde çekilmiş bir fotoğraf, Kyoto sayımında. Ortadaki kişi İTO, hemen solundaki kişi Malvan. Eğer bu dersin sonuna kadar gidebilirsek, en son konumuz Malvan kalkülüse giriş olacak. Burada da bu dersin anlatıcısı Ali Süleyman Üstünel var, gördüğünüz gibi. Şu ön sıradaki herkesin kendine ait bir tane kalkülüsü var. Hani öyle söyleyeyim. Böyle önemli bir ekip. Yani bizi esas hocamız bu dersin, esas hocası Süleyman Hoca. İşte hocaların hocası gibi bir şey. Yani. Bu yüzden bu derste ben daha çok yeni konu anlatmak yerine eski konuları pekişsin diye birkaç soru çözeceğim. Yani daha çok problem session gibi olacak bu dersimiz. Sorular çok zor değil ama ileride karşımıza çıkacak sorular. Yani nef konular hazırlık gibi olacak daha çok. İlk sorumuzla başlayalım. Müştü, sen görüyorsun ekranı. Eğer bu soruları daha önce gördüysen derste ben söyleyeyim. Ben her soruyu tartışamadım. Görünüyor hocam şu an ekranda. Tamam. Bu meşhur Çebişev inekualite. Muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur. Bu M dediğimiz hani probability measure olarak düşürseniz bir eventin olma olasılığını onun expectation'ıyla sınırlayabiliyoruz. Bir dakika. Burada solution'ları da koymuşum. Küçük bir sıkıntı oldu. Neyse. Şöyle yapacağım. Yeni bir sayfa başlatayım. Sorular kendim yazayım. Hala gözüküyor. İlk sorumuz, pozitif bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun integrable olduğunu biliyorum. Yeni bir set tanıtmayacağım. Alfa diye. Bu set x'in alfadan büyük olduğu setler. Benden istediği şey bu setin measure'ı küçük eşittir 1 bölü alfa çarpı integral f. Yani bu şunu söylüyor. Bir şeyin olayını, evet az önce söylediğim gibi event olayını bu eventin expectation'la bound edebiliyoruz aslında. Bunun olasılıkla açıklaması bu. Peki ispatı nasıl? Şöyle. Öncelikle bir karakteristik function tanımlayacağım. X, A, I diye. Bu şuna eşit olacak. X'teki değeri 1 eğer x bu setin elemanıysa. 0 x bu setin elemanı değilse. Bu set ne? Fx'in alfadan büyük olduğu yerdir. Buraya kadar bir sıkıntı var mıydı? Var mı? Hocam. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Şu integrale bakalım. F'in bütün uzay üzerinde integraline bakıyorum ilk olarak.
diyeme göre. Bu ifade büyük ya da eşittir diyeyim. İntegral e üzeri e alfadan aldığım integralden büyük olacak. Nedeni f pozitif ve bu set omega seti e alfadan daha büyük. Bu integral ise f çarpı e alfanın integraline, daha doğrusu şöyle yazacağım. E alfanın karakteristik fonksiyonuyla f'in çarpımının integralidir. Ya şu major'ı tanımladığımız kısımda, yani şey, şu inequality'yi yazdığımız kısımda, üçüncü satır. Evet. Ona bir tekrar dönebilir miyiz? Şöyle, ben f'in pozitif olduğunu biliyorum. İki set üzerinden, farklı iki set üzerinden integral aldım. Eğer bu set, yani şöyle not düşersek buraya. Şey hocam, yukarıdaki. M. Ha, bunu ispatlamaya çalışıyoruz, bu amacımız. Evet. Ha, tamam. Şöyle olacak, aynen. Alfa, şöyle birkaç daha açıklama yapmam gerekiyor burada bu integrali geçmeden önce. Ben şunu biliyorum. Eyvah. Bu yazım stilini Süleyman Hoca görse biraz kızar bize. Şimdi ben şurayı tekrar yazacağım, neyse. Alfa çarpı E alfanın karakteristik fonksiyonu küçük eşittir f'ten. Bunu görebiliyor musun Rüştü sen? Sorun yok hocam. Tamamdır. Sonra işte bu iki integralin, bu iki fonksiyonun integrallerini karşılaştıracağım. Az önce yazdığım gibi sigma omega üzerinden aldığım integral büyük eşit olacak. Alfa üzerinden aldığım integralle bu ifade eşittir. Omega üzerinden integral çarpı f e alfanın karakteristik fonksiyonu, pardon, alfa çarpı x e alfanın karakteristik fonksiyonu, çünkü şuradan dolayı ve bu ifadede direkt integralin tanımında alfa çarpı m e alfaya eşit. Alfayı karşı tarafa attığım zaman ise yukarıdaki sonucu buluyor. Bu da meşhur Chebyshev inequality. Bu da ilk sorumuzu bitiriyor. Şimdi ikinci soruya da aynı hatayı yapmış mıyım onu kontrol edeyim. Evet, yapmışım. Bütün soruların solusunlarını koymuş. Yani hocam... Neyse, bu ilk sorumuzdu. Efendim? Yani isterseniz şey yapabiliriz. Ama neyse şey, yazsanız daha iyi olacak gibi. Hocam seste bir sorun olabilir mi sizin? Şu an ses gelmiyor gibi de. Şu an duyamıyoruz da sizi. Şu an nasıl? Şu an oldu hocam.
Evet, tabletin sesine geçtim. Şimdi şeyi görmüşsünüzdür. Converge in probability. Bir setin, şu setin measure'ına bakıyorum. X öyle ki f k x eksi fx'in epsilondan büyük olduğu set measure'ı sıfıra gidiyor. K sonsuza giderken. Bu Converge in measure ya da Converge in probability'nin tanımı. Yani n probability measure ise bu Converge in probability oluyor. Şimdi bir de neyimiz var? L1'da Converge etmenin tanımı var. O da integral mutlak değer fk eksi f'in integrali sıfıra gidiyor. K sonsuza giderken. Bizim göstermek istediğimiz sonuç şu. Converge in L1 implies in probability. Yani biz bunun var olduğunu şöyle yapayım. Bir, iki dersem. İkiyi assume edip birinin de doğru olduğunu göstereceğiz. Şimdi bunun ilk tarafı kolay. İlk tarafı değil, bir tarafı var zaten. Şunu yapmaya çalışıyorum. 2 implies 1. Benim elimde bu var. Bunu göstermeye çalışıyorum. Şöyle yapacağım. M, bu sete bakıyorum tekrar. Eksi f'in epsilondan büyük olduğu set. Şimdi henüz hemen az önce çözdüğümüz soruyu kullanacak. Bir setin measure'ını yani bir function'ın alfadan büyük olduğu setin measure'ını f'in integraliyle bound edebiliyoruz. Burada da benzer bir problem var. Sadece f yerine şu fonksiyon gelmiş. G dersen bunu. Yani bu ifade küçük eşittir. 1 bölü epsilon integral g dA. O da eşittir. G'nin tanımından dolayı 1 bölü epsilon fk eksi f dm eşittir. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? İlk inekolde Çebişev inekoliği kullandım. Bir önceki soruda çözdüğümüz inekoliği. Bir önceki soruya bir dönebilir misiniz o şey kısmına? Hemen döneyim. Tekrar. Burada E alfa seti F fonksiyonun alfadan büyük olduğu yer. Heh, tamam. Mijira hani input olarak bunu sokuyoruz. Aynen. E alfa. Tamam. Bu bir set. Anladım. Aynen. Burada az önceki soruda F yerine FK eksi F'in mutlak değeri geldi. Alfa yerine de epsilon geldi. Yani peki bu setin içinde fx'ler var. Fx'in alfadan büyük olduğu Hayır, x'ler durumlar. var bu setin içinde. Ha tabii, evet, x'ler var. Ama f'i alfadan büyük yapan x'ler. Yani. Constraint function var sanki. Şey, bir constraint var içinde, yani bu Evet. çalışıyor gibi. Aynen. Bu setin hani ben şeye bakıyorum. Acaba hangi set şeye bakıyorum? F'in alfadan büyük olduğu sete bakıyorum. Bunun measure'ın ederi neymiş? Onu ölçüyorum aslında. Ne kadar büyük bir set bizim measure'ımıza göre. Anladım. Burada da işte oradaki f yerine fk eksi f'in mutlak değeri geldi. Çebişev inequality'yi uyguladığım zaman bu ifadenin 1 bölü epsilon çarpı integral mutlak değer içinde fk eksi f olduğunu gösterdim. Şimdi benim bildiğim şey k'yı sonsuza yollarken bu son ifadenin sıfıra gitti. Bu tabii ki sıfırdan büyük olacak mecra olduğu için. K sonsuza giderken sağ taraf sıfıra gidiyor. Sol taraf zaten bir. Bu demek oluyor ki benim bu setim kısaca şöyle yapacağım. Sıfıra gidiyor. K sonsuza giderken.
O da zaten birinci converging probability'nin tanımı. Yani measure'ın sıfıra gitmesi tam olarak ne demek? Yani yorumu sıfıra gitmiyor. Şöyle düşün. Şu n şöyle yeni bir set tanımlıyorum. Epsilon diye. Bu set şuna eşit. Fk x eksi f'in farkının epsilondan büyük olduğu yerler. Tabii bir de bu şeye de bağlı olacak. K'ya da bağlı olacak. Yani hem k hem f var. Her k için ve epsilon için tanımlıyorum bu seti. Daha sonra k'yı sonsuza yollayacağım. Aslında şunun ben sıfıra gittiğini söylüyorum. Her epsilon için başa yazayım. For all epsilon büyüktür sıfır. Bu set bu set değil aslında. Bunu hesapladığım zaman bir k'ya bağlı real bir sekans ortaya çıkacak. O sekansın sıfıra gittiğini söylüyorum. Anladım. Yani probability convergence teoremlerinde aslında genel evet, hali bu gibi. Bu işte şey, bu probability convergence, yani convergence in probability'nin tanımı bu. Yani eğer bu sağlanıyorsa eğer FK F'e şuraya diyeyim. FK F'e probability converge ediyor demek. Bu sağlanıyorsa FK F'e L1'da converge ediyor demek. Burada şunu gösterdik. Eğer bir sekans F'e FK'da L1'da converge ediyorsa probability'de de converge eder. Anladım. L1 burada peki şey mi? Genel bir measure mı yani? O bilmiyoruz. Elvan şey, convergence'ın tanımı. Şimdi bir sürü convergence tanımı olacak. Hani almost sure'u görmüştünüz şimdiye kadar. Sanırım Elvan'ı da gördünüz. Ben o yüzden yazdım. Evet, evet. Gördük. Muhtemelen işte bunları gördüyseniz probability'yi de görmüşsünüzdür varsaydım. Bunlar arasındaki ilişkiyi söylüyor. Yani Elvan'da converge ediyorsa probability de converge ediyor. Ama tersi doğru değil. Hatta şimdi counter example yazacağız. Anladım. Çünkü hani ileride bazı teoremler hani L1'da konverj etmesi gerekiyor. Bazıları probability'de konverj etmesi yetiyor. Bu yüzden bu tarz geçişler önemli hani bu ders için. Şimdi biz şunu gördük. L1'da convergence'a probability'de convergence'dır. Ama tersi doğru değil. Bunun için bir counter example yazacağız. Bir 2'yi imply etmez. Şimdi yeni bir set tanımlayacağım. Şuradan başlayayım. I, n diyeyim. Bu n ile n artı 1 bölü n arasında sonra bizim f'imiz de sıfır olsun. Şimdi bir set tanımladım. N ile n artı 1 bölü n arası. Bir de f eşittir sıfır tanıdım. Şimdi fn'lerimi tanımlayacağım. Fn eşittir. Bu in'lerin karakteristik fonksiyonu olsun. Yani 1 x elemandır in ise 0 x eleman değildir in ise. Şimdi şu sete bakıyorum. Measure mutlak değer fn eksi f'in herhangi bir epsilondan büyük olduğu set diyelim. Epsilonu sonra belirleriz. F eşittir sıfırdı tekrar hatırlatmak gerekiyorsa. Fn de bire eşit. Eğer x elemandır n virgül n artı 1 bölü n sıfıra eşit. X elemanı değilse bu set. Benim amacım
en sonsuza giderken şu setin measure'ının sıfıra gittiğini gösterdik. Ama bu sanki bir dakika bir şeye bakmam lazım. Counter example'ım hatalı. Şimdilik bu soruyu atlayayım. Bu dersin sonunda bir daha bakalım şeyleri. Hocam burada şeyi ben bir önceki sayfada Fn'in ne olduğunu bir tekrar tartışabilir miyim? Yani Fn. Tabii Fn şöyle bir fonksiyondu. Hani bir interval tanımlıyorum. N ile N virgül 1 bölü N arasında. Şimdi buradan başlayalım. Yani örnek veriyorum. F1 şöyle bir fonksiyon. F1 eşittir 1 eğer x 1 ile 2 arasındaysa 0 x elemanı değildir 1 ile 2 arasında. Buna şey deniyor. Bir setin karakteristik fonksiyonu. Hani o setin elemanından geliyorsa input 1 oluyor. Elemanından gelmiyorsa 0 oluyor. Burada bir sıkıntı yok değil mi? Şey yok. Şimdi ilk soruda karakteristik fonksiyonu kullanmıştık. Evet. Şimdi ben öyle bir şey function bulmak istiyorum ki fn'e measure'da converge etsin. Yani aradaki farkın measure'ı gitgide sıfıra gitsin. Yani bu set ona uygun oluyor. Şuna bakacağız. M ile herhangi bir epsilon alalım. Epsilon kaç olsun? Hadi şey seçelim. Epsilon'u 1 bölü 2 seçelim. Şuna bakacağım ben. Fn ile f'in farkının epsilon'dan büyük olduğu yerdir. F sıfırdı hatırlarsan. Fn 1'di eğer x elemanıdır in ise, 0'dı x elemanı değildir in ise. Şimdi önce şuna bakmamız lazım hani bu seti bulmak için. Fn ile f'in arasındaki fark, mutlak değer fn ile f'in arasındaki fark şuna eşit. 1 eğer x elemandır tekrar in, 0 x elemanı değildir in. Bunu görebildin mi? Çünkü hani evet. Şöyle f her zaman 0. Hatta direkt buna şey yazayım. Kolaylık olsun. Hatta fn büyüktür epsilon. Daha pozitif olduğu için. Hı hı. Sorun yok. M fn büyüktür epsilon. İşte bu seti sonunda bulabiliyorum. Sadece boundlarken kullandığımız hani integralde bir karakteristik fonksiyonu da koyuyorduk biz birinci soruda. O kısmı onu tekrar döneceğim ama şu an yapmaya çalıştığım bunun measure'da converge ettiğini göstermek. Yani epsilon'dan büyük en son sayı aldığım zaman şu sayı sıfıra gidecek. Evet. Şimdi bu set şuna eşit n virgül n artı 1 bölü n. Burada bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Çünkü bu setin dışında hep sıfır değerini alıyor. Bu sette aralarındaki fark 1 oluyor. Epsilon 1 bölü 2 olduğu için bu sete çıktı. Şimdi burada belirtmeyi tekrar unuttum. Bu sayı 1 bölü n'e eşit olacak. Çünkü bahsetmeyi unuttum sana. Bu Lebesgue measure. Lebesgue measure'da intervalların uzunluklarını ölçenler. Hani en kaba tabiriyle bir b a virgül b intervalını koyduğum zaman bu b eksi a'ya eşit. Yani burada da bu intervalı koyduğum zaman bu intervalın measure uzunluğuna eşit. O da 1 bölü a. En sonsuza yolladığım zaman ise bu 0. Bu da bu da demek oluyor ki fn f'e probability konulacak. Probability.
Son iki şıkta Elvan'da converge etmediğini göstereceğiz. Yani bu sefer şu integrale bakıyorum. Fn eksi f'in dm'e göre integrali. Bu otomatikman şuna dönüşüyor. İntegral. Karakteristik fonksiyonu neydi? Bir dakika, bu fonksiyon yine yanlış oldu galiba, burada ortaya çıkıyor. Bu fn eşit f sıfır olduğu için, fn de pozitif olduğu için. Bu da 1 bölü n olacak. Evet, n ile çarpmam lazım fonksiyonu ilk tanımlarken. Şimdi oldu. Baştan alalım. Şimdi sorunun ilk kısmında Elvan'da converge etmenin probability converge ettiğini imply ettiğini gösterdik. İkinci kısmında bunun tersinin doğru olmadığını göstereceğim. Yani öyle bir sequence bulacağım ki ben fn diye. F'e probability converge edecek ama fn f'e Elvan'da converge etmeyecek. Bunun için seçtiğim fonksiyonlar f fonksiyonu, basit sıfır fonksiyonu. Fn fonksiyonu ise şu şekilde tanımlanıyor. N çarpı in'in karakteristik fonksiyonu. In ise n ile n artı 1 bölenin açık intervalı. Şimdi ilk olarak şuna bakıyorum. Fn ile f'in epsilondan, epsilonu 1 bölü 2 1 bölü 2 seçtim. Yani zaten bir dakika. Epsilon her şeyi seçebilirdim. Epsilon genel bırakıyorum. Bu sete bakacağım. Fn'in epsilondan büyük olduğu sete bakıyorum. Fn bu set dışında her yerde sıfır değerini alıyor. Yani epsilondan küçük. Ama bu sette epsilondan büyük hale geliyor. Yani her n değeri için bu 1 bölü n eşit n son sayı olduğum zaman da sıfıra gidiyor. Yani bu probabilite konverj etti. Şimdi Elvan'da konverj etmediğini gösteriyorum. Bu ifade integral omega üzerinden n çarpı bu fonksiyonun karakteristik fonksiyonu. A'nın karakteristik fonksiyonu integral. Bu ise her zaman n çarpı in'in integralin tanımından dolayı mecrine eşit. O da eşittir n çarpı 1 bölü n. O da eşittir 1. N'i sonsuza yolladığım zaman sıfıra gitmiyor gördüğünüz gibi. Yani Elvan convergence imply convergence in şöyle diyelim. En başa dönersek Elvan measure'da convergence imply ediyor ama tersi doğru değil. Şu önemli bir soru. Biz şunu biliyoruz artık. 1, 2'yi imply etmiyor. Ama 1'in yanına ne koyarsam ben. Hani hangi assumption altında probability converge etmesi Elvan'da converge etmesini imply eder. Hani probability converge ettiğini biliyorsun. Ama az önce gördük, yani Elvan'da kesin eder diyemiyoruz. Ama bir özellik daha olsa Elvan'da da converge ediyor. İşte o özelliği önümüzdeki derslerde göreceksiniz Süleyman Hoca. Şimdi bir tane daha soru geliyor. Bir tane measure space'imiz var. Yeni bir measure tanımlıyorum bu sigma algebra üzerine. Şöyle olsun. E seti elemanı olsun M sigma algebrasının. Yeni bir measure tanımlayacağım. Daha doğrusu yeni bir set function'ı tanımlayacağım. Bu şuna eşit. Mü A kesişim E. Bize şunu soruyor. Mü E measure mıdır? Measure'ın tanımı neydi? Hatırlıyor musunuz? Hangi özellikleri göstermem lazım?
Şu iki özelliği göstereceğim. İlk olarak boş kümede sıfır değerini alıyor mu? Bunu göstermem lazım. Daha sonra disjoint setler aldığım zaman bunların birleşimi eşit olacak. Bunların ayrı ayrı measure'larının toplamı. Bu iki özelliği gösterdiğim zaman müende mecra olduğunu göstermiş oluyor. İlkinden başlayabiliriz. İlki kolay. Şuna bakıyorum. Boş küme. Tanımdan dolayı bu mü boş küme kesişim E'ye eşit. Yani mü boş küme. Bu da eşittir. Sıfır. Çünkü ben biliyorum ki mü zaten mecir. Yani bir measure da sıfır setinde sıfır değerini alıyor. Şimdi ikinci özelliğe bakacağım. Bir seconds of disjoint set alıyorum. Bunların tanım gereği bu mü e kesişim bu disjoint setlerin birleşimi. Yani bu ifade de eşittir. Bu e setini şu şekilde yazabilirim. A i kesişim e şeklinde. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yine i birden sonsuza kadar gidiyor ve şu var. A i kesişim E setleri disjoint setler. Yine mü mecir olduğu için bunu ben toplam şeklinde yazabiliyorum. Yani i eşittir birden sonsuza kadar mü a i kesişim e. Bu da tanım gereği yine içerideki ifade mü e a i'ye eşit oldu. Bu da bu yeni tanımladığım mü e set fonksiyonunda bir measure olduğunu gösteriyor. Yani direktman yani tanımdan gittim. Peki bu tarz measure'lar ne işe yarıyor? Şunu tanımladık biz. Mü e eşittir. Mü kesişim A kesişim E. Şimdi ileride şu ifade şimdi değil E yazarsam conditional expectation olacak. Yani daha doğrusu conditional expectation'a bağlanacak bu tarz gösterimler. Yani E'yi biliyorsun A olma ihtimali. Aslında bu sorunun önemi ileride. Yani şu an zaten basit bir soru, bu çok da zor değil. Şimdi yeni soruya geçiyorum. Expectation'ı bir measure olarak mı düşünüyoruz hocam? Expectation, measure değil de fonksiyon değil mi? Şey, expectation ileride tekrar tanımlayacaksınız. İntegral hani bir random random variable'lar bizim şu an gördüğümüz measurable function'lar olacak. Measure'lar probability olacak. Bir random variable'ın expectation'ı integral olarak hani burada gördüğümüz L1 integraller olarak yazacağız. Daha sonra conditional expectation'larda da bu tarz measure'lar devreye girecek. Soruyu geçeceğim. İyi, bir şeye bir tekrar gelebilir miyiz hocam? Tabii. Tekrar geçsek fena olmaz gibi. Bir önceki sayfanın en üst satırı. Evet. Yok bu değil. Bunun da en alt satırı yani. Ha. Aslında. Burası. Yok yok hocam. Bir sonraki. Heh. Buradaki şu en alt iki satır. Yani şuradan şuraya geçiş. Şurada. Şey var. Seconds'ın E ile.
Ne dedik oraya? Ha. Yok, doğru. Öyle olmasa ben diğer sayfada öyle yazdınız. Bu geçişi bir tekrar ifade edebilir miyim? Ben soruda verdiğine göre mü'nün mecrur olduğunu biliyorum. Yani şu özellikler zaten bende var. Bu sıfıra eşit olacak ve ben disjoint 2 set aldığım zaman A kesişim B. Bu mü A artı mü B'ye eşit olacak. Hatta bunu daha güzelce yazalım. Sonsuz tane disjoint setin birleşimini aldığım zaman bu şuna eşit olacak. Bu measure'ın tanımından geliyor. Bir set function'ın measure olabilmesini bunları sağlaması lazım. İşte biz yeni tanımladığımız mü-e'nin de bu özellikleri sağladığını göstermek istiyoruz. Yani boş kümede sıfır değerini alacak ve disjoint setlerinin union'unu koyduğum zaman bu disjoint setlerin measure'larının toplamına eşit olacak. Diğer soruda yine disjoint setler alıyorum ve mü-e'nin içine bu setlerin birleşimini koyuyorum. Sonra tanım gereği bu mü'nün e kesişim a'ların birleşimi setindeki değerine eşit. Sonra bu e'yi kesişim olarak yazdım. Yani şu iki set birbirine eşit aslında. Yani bunu çizerek de görebilirsiniz. Sonra niye bu forma getirmek istiyorum? Bu içeride oluşan setler yine disjoint olacak. AI'ler disjoint olduğu için yani kesişimler boş küme olduğu için bu kesişim setleri de disjoint setler olacak. Mü'nün ben zaten mecbur olduğunu biliyorum. Yani bu birleşimi toplam olarak dışarıya yazabilirim. Sonraki adım da zaten şurası da mü'nün tanımından geliyor. Sonuç olarak neyi buldum ben? Mü'nün ailelerin birleşimindeki değeri mü'lerin ailelerdeki değerlerin toplamına eşit. Bu iki özelliği sağladı o zaman mecburdur diye biliyorum. Şimdi bir tane daha geliyor. Bu dördüncü sanırım. Dilerseniz bundan sonra bir mola verebiliriz hocam. Ya da nasıl isterseniz blok yapmak tamam. İsterseniz. Bu dersten bu soruyu da çözelim. Çok uzun sürmeyecek zaten. Sonra mola veririz. Şöyle bir setim var. Bu set neye eşit? Pozitif olacak bu f'ler ve measurable olacak. Ve şöyle bir bilgi vermiş. Bu setin, bu fonksiyonun integralini aldığım zaman tabii bir tane de bize verilen bir measure uzayı var. Bunu yazmadım. Bunun mecirimi. Bu integralın ben finite olduğunu biliyorum. Bu soruda verilmiş. Bize sorduğu şey şu. X'in sonsuza eşit olduğu setin mecirı sıfırdır. Bir fonksiyon var. Pozitif ve integrali finite. Yani integrable. Yani integralini alabiliyorum. Bunun sonsuz değer aldığı sete bakıyorum. Bu setin measure'ı sıfırdır. Bunu nasıl çözebilirim? Şu sete bir isim vereyim ben. A seti diyeyim buna. Yeni bir set tanımlıyorum. AN diye. Öyle ki fx'in n'den büyük olduğu noktalar.
fx'in n sayısından büyük olduğu bütün noktaları bu sete koydum. Her n için yapıyorum. Doğal sayı n için. Şimdi şu sete bakmak istiyorum ben. An'lerin kesişimi. Bu set yukarıda gösterdiğim A setine eşittir. Burada bir sıkıntı yok değil mi? Sorun yok hocam. Şimdi ben şunun sıfır olduğunu göstermek istiyordum. Sıfır büyük eşittir. Zaten sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyorum. O da eşittir. Mü kesişim A'ya, A yerine bu mü A'nların kesişimini yazdım. Bu ifade küçük eşittir mü A. Ha, bir dakika, burada bir şeyi atlamayalım. Bir dakika, şimdi bu anları tanımladım. Bir tane de fonksiyon tanımladım. Pardon. Fn de şuna eşit olsun. N çarpı F. Hayır, F değil. X'in A'nın karakteristik fonksiyonu. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Bir tane fonksiyon verdi bana F diye. Bu setin integrable olduğunu biliyorum. Bir tane set tanımladı A diye. Fx'in sonsuza eşit olduğu noktalar. Ben bu noktalar setin, bu setin measure'ının sıfır olduğunu göstermek istiyorum. Bunu yapmak için yeni bir set tanımladım öncelikle Fn, An diye. Bu sefer hani Fn'in n'den büyük olduğu yerleri seçiyorum. Şimdi bu setin özelliğine bu setlerin hepsinin kesişimini alırsam yukarıdaki A setine eşit olacak. Bunu kontrol edişimle çözebiliriz. Neyse. Ben burada Fn'lerin F'ten küçük olduğunu biliyorum. Şimdi bakalım, başlayalım. Ben şununla başlayacağız. Mü M A ile başlıyorum. Bu eşittir integral A'nın karakteristik fonksiyonunun integraline. Burası küçük eşittir integral A seti çarpı 1'in integraline. Burası küçük eşittir integral N çarpı A'ya. Burası küçük eşittir integral N çarpı AN. Burası da küçük eşittir F'in A'ndaki integrali. Buraya kadar takip edebildiniz mi? Bir yerde bir hata yapıyorum gibi geldi de. A setine baktım. Inequality'deki geçişleri bir tekrar şey yapabilir miyiz hocam? Burada bir sanırım hata yaptım konusunda da. Şimdi ben bunun EMA'nın şey olduğunu göstermeye çalışıyorum.
pozitifse bütün AN'ler pozitif olur. Allah. Böyle bunu yeni sayfaya alayım ben. Orada çözeyim. A setimiz var. X'ler fx'in sonsuza eşit olduğu yerler. AN setlerimiz var. Şöyle mi? Evet. X'ler fx'in n'den büyük olduğu setler. Ben neyi biliyorum? M AN küçük eşittir 1 bölü n. Ha, şuradan da çıkıveriyor. Ya. Niye uğraşmışız ki? Şeyi görebiliyorsunuz. A alt kümesidir AN. Ben şu mecra bakıyorum. Bu ifade küçük eşittir. Mü AN'den. Burası eşittir. Yine setin kendisini yazalım. X, fx, n büyük eşittir n'den. Bu ifade küçük eşittir. 1 bölü n çarpı f'in integrali. Bu integralin ben finite olduğunu sorudan biliyorum. Soru vermiş. Şimdi takıldığınız yer varsa alabilirim. Sorunun çözümü biraz değiştirdim. Yine A setim var. AN setini tanımladım. Ben biliyorum ki mü A bundan küçük olacak. Çünkü AN daha büyük bir set. AN'in tanımını yazdım. Sonra Chebyshev'in ekvalitesini uyguladım. İlk soruda çözdüğümüz ekvalite. Sonra bunun ben finite olduğunu biliyorum. Soruda vermiş. Küçüktür sonsuz. N'i sonsuza yollarsam bu ifade sıfıra gidiyor. Yani daha doğrusu aynen bu ifade bütün n'ler için doğru. F'ne ihtiyaç duymuyor muyuz şu an? Efendim? F'ne ihtiyaç duymayacak mıyız? F'ne ihtiyaç duymadık ya yeni çözümde. Daha hızlı çıkarsın. Direkt Chebyshev'i uyguladım burada. Evet. Diğerinde de, diğer yoldan da çıkardı da biraz karıştı işler. Yani hiç uğraşmayalım buradan geliyorsa. Şimdi her n için bu doğru doğruysa bu ne demek oluyor? Mü a eşittir sıfır olur. Yani sonsuza yolladığı zaman. Bu da benim göstermek istediğim şey. Yani sizin eğer bir integrable fonksiyonunuz varsa bunun sonsuz aldığı değerlerin measure'ı sıfırdır. Yani çok da dert etmenize gerek yok sonsuz olduğu yer. Bu da tamam. Yine soruya geçelim mi hocam? Yoksa şöyle birazcık ara verelim. Son iki tane sorum kaldı benim. Yarım saate biter sanırım onlar da. Sonra da dersi bitiririz aradan sonra. Tamamdır hocam. Kaç kişi tekrar başlasın ders? Şu an 9.55 hocam. Nasıl dersiniz? 10-10 geçe başlayalım. Tamam, tamam.
Başlayalım mı? Başlayabiliriz hocam isterseniz. Tamamdır. Ben ekran paylaşıyorum yine. Bir sonraki sormuş. Dominated convergence teoremin genellenmiş hali. Biz şunu biliyoruz. Şimdi f'ni bound eden bir g fonksiyonu varsa ve bu g fonksiyonun integrali finite'sa tabii de fn fonksiyonu f'e olmoşur olarak konverj ediyor. Şunu söyleyebiliyoruz. F'nin integrali de f'in integraline konverj eder. Bunu biliyoruz zaten dersten. Bizim sorumuz şu olacak. Birazcık da bunun genellenmiş hali. İki tane sekansımız var bu sefer. Fn f'e gidiyor. Gn g'ye gidiyor. Ben şunu biliyorum. Virgül koyayım aralarına. G'nin integrali finite ve şu condition var. Fn'lerin mutlak değeri küçük eşittir gn'lerden. İse bu limit yine sağlanır. Dominated convergence teoreminde bu fn'ler integrable bir fonksiyonla bounded. Burada ise fn'ler gn'lerle bounded. Bu gn'lerin özelliğine integrable bir fonksiyona olmuşu olarak konverj etmeler. Şunu alayım. Lazım olacak bu. Evet, bizim elimizde bunlar var. Şunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi şununla başlayalım ilk olarak. Fn mutlak değer gn'den küçükse bu şu anlama geliyor. Gn artı fn büyük eşittir 0 ve gn eksi fn büyük eşittir 0. Şimdi biz şunlarla ilgileniyoruz. G'nin finite olduğunu biliyorum. G'nin integralinin. F'in integralini bilmiyorum ama zaten bunu göstermek istiyorum. Bu şuna eşit. Eğer finite. Limit değil. G artı F. O da eşittir. İntegral. Limiti içeriden alıyorum. Fn artı gn. Çünkü fn f'e gn'de gn'ye n'e olmuşur olarak diyor. Fatou lemmayı kullanarak bu limiti dışarıya alabilirim. Lim inf olarak. İntegral fn artı bir de integrali de ayrı ayrı yazayım. İntegral gn by Fatou lemma. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Yok hocam. Şimdi ben neyi biliyorum? G'nin integralinin bir dakika soruları bir daha kontrol ediyorum. Buna gider. Ben şunu biliyorum. Aslında soruda eksik bir bilgi vermişim. G'nin integralleri de G'nin integrallerine gidiyor.
Bunu eksik vermişim. Şimdi şu ifadeyi açıyorum. Lim, inf, integral fn artı g'ye dönüştü. Bu limfi integral g'ye uyguladığım zaman sorudan biliyorum ki g'nin integral g'ye gider. O zaman bu limfim da g'nin integraline eşit. Şöyle daha iyi oldu. Sonuç olarak şunu göstermiş oldum. Bu sadeleştirirsem g'nin integrallerini sağ ve sol taraftan bulduğum ilk sonuç bu integral küçük eşitmiş lim inf integral f'ne. Şimdi bir de bunun tam tersini göstermek istiyorum. Bu sefer integral g eksi integral f'ten başlıyorum. Bu ifade yine Fatou lemmadan limit infimum integral gn eksi f'ne eşit. Bu integrali iki parça halinde yazıyorum tekrar. Limit inf gn eksi değil şöyle artı lim inf integral minus f. Yine soruda verildiğine göre bunun integral g'ye gittiğini biliyorum. Bu eksiyi dışarıya alırsam bu limit lim sup'a dönüşüyor. Lim sup integral fn oldu. Yine sağdan ve soldan g'leri sadeleştirirsem şu sonuca vardım. İntegral f küçük eşittir lim sup fn. Ama az önce de bir önceki adımda ise integral f'in f'den integralin lim sup'undan küçük olduğunu göstermiştim. Bunu da şuraya yazayım. Küçük eşittir limit infimum. Ama şöyle de bir şey var. Limit sup'umun limit infimum'dan her zaman büyük. Ne buldum? F'in integrali f'nlerin lim sup'undan küçük. Ama f'nlerin integralinin lim sup'undan büyük. Ama o da f'nlerin integralinin lim infinden büyük. Bu demek oluyor ki integral f'n limit f'n exist ve f şuna eşit. Bu da dominant convergence teoremin genelleştirilmiş hali oldu. Yani dominant convergence teorem daha geniş alanda uygulayabiliyoruz bu teorem sayesinde. Sorusu olan var mı? Açık bir örnek hocam. Şu an benim de yok, Osman'ın da yok. Tamamdır. Bu dersimizin son sorusu olacak. Şimdi bir sekansımız var ve f'imiz var. Bunların hepsi L1'da. Yani bunların mutlak değer integrali finite. Bunu biliyorum. Şunu soruyor bize. İntegral f'n eksi f'in sıfıra gitmesi ile f'nlerin mutlak değerin integralinin f'in mutlak değerin integraline gitmesi eşdeğerdir. Bunu göstermemiz için. Önce şu tarafı yapalım. Yani elimizde bu var. Bunu göstermek istiyoruz. İntegral f'n eksi f sıfıra gider n sonsuza giderse. Şimdi ben şunu biliyorum. F'n eksi f
daima f'nin mutlak değeri eksi f'in mutlak değerinden büyüktür. Burada bir sıkıntı yok. Sonra şu integrale bakıyorum. Mutlak değer integral neye bakacağım? Şunu söyleyebiliyorum o zaman ise integral f'n eksi mutlak bak önce mutlak değerleri ayrı ayrı uygulanmış. Bu ifade küçük eşittir. İntegral f eksi f'k. Burada. Hatta şöyle de yapabilirsen. Şurada bir mutlak değer de koyayım. Bunun da mutlak değerinden büyüktür. Buraya da koyarsan mutlak değeri daha güzel olacak. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Ben şunu söyledim. Hani f'n eksi f'in mutlak değeri, f'nin mutlak değeri eksi f'in mutlak değerinin mutlak değerinden daha büyüktür. Sonra iki tarafını da integralini aldım. Aslında şimdiye kadar sadece bunu yaptım. Şimdi ben şunu biliyorum zaten. Şu integralin bir dakika bir hata yapmayalım. Bir sıkıntı yok. Aynen şu ifade mutlak değer içinde mutlak değer f'n eksi mutlak değer f küçük eşittir. Mutlak değer yine bu nereden geliyor? Çünkü mutlak değeri integral içine aldığım zaman İntegral büyür daima. Bu aslında önemli bir teorem. Her konveks fonksiyon için doğru aslında bu. Sonra yukarıda da gösterdiğim gibi bu ifade integral f'n eksi f'ten küçük. Biz sağdan sola gidiyorduk. Sonra da verildiği göre f'n eksi f'in mutlak değerinin integrali sıfıra gidiyor. Yani en son sola yolladığım zaman bu ifade sıfıra gidiyor. Bu aslında zaten sıfırdan büyük mutlak değeri olduğu için o zaman bu ifade sıfıra gidiyor. Yani mutlak değer integral mutlak değer f'n eksi integral yine f'ni buraya yazayım. Sıfıra gider. Bu ne demek? Mutlak değer içinde sıfıra gidiyorlarsa f'nin integrali f'nin integraline gider demek. Bu da sağ taraf. Sol tarafı esum ettin, sağ tarafı bulacağız. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Yani bunu esum edeceğiz, diğerini bulacağız. Bizim elimizde şu bilgi var. Mutlak değer f'n integrali mutlak değer f'nin integraline gider. Şimdi birkaç fonksiyon tanımlayacağım. Gn eşit olsun mutlak değer f'ne. G eşit olsun mutlak değer f'e. Benim elimde ne var? Ben şunu biliyorum. Gn G'ye almost sure olarak konvolüt eder. Soruda verildiğine göre Gn integrali G'nin integraline konvolüt eder. Dahası f'n'lerin mutlak değeri küçük eşittir Gn'ler zaten eşitler o şekilde tamam. Bu assumption'lar tanıdık geldi mi? Bir de şöyle bir şeyimiz var. Fn, f'e konvolüt eder. Ne var elimde? G
gn g'ye konverj ediyor olmasıyla olarak. G'nin integrali g'nin integraline konverj ediyor. Ve fn'ler gn'lerle bound. Bu önceki sorudaki evet. Aynen assumption'lar. Uyguladığım zaman zaten direkt söylediği şey bu. İntegral mutlak değer fn f'in sıfıra gitti. Var mı takıldığınız bir yer? Yani diğer tarafını yapmıştık ya önceki soruda. Aynen evet. Bu da soruyu bitirmiş oluyor. Şimdi bir tane daha soru çözeceğim. Son, bu son sorumuz olacak. Az önce gördüğümüz yok. Bu da son sorumuz. Şöyle bir yine measurable space'imiz var. X, M, mu diye. Yeni bir set function tanımlıyorum. Mu, E eşittir. İntegral. Bir tane de şey olsun. L plus'ta yani pozitif ve integrable bir fonksiyon olsun. F fonksiyonu. Şöyle bir measure tanımlıyorum. E setini alıyor. F'in E setindeki mu'ya göre integraline eşit oluyor. Şimdi bu set function'ın measure mıdır? İlk olarak bunu göstermem gerekiyor. İlk sorumuz bu. Ne yapmam gerekiyor? Var mı fikriniz? Bir setin, bir set function'ın measure olduğunu göstermem için. Yani iki az tane önce özellik vardı. Onlar üstünden gidebilir miyiz diye. Aynen. Hep onun oradan. Measure diye o tanımları sağlıyor. Şimdi ilk olarak boş kümede sıfır olması lazım. Boş kümeyi koyuyorum. Herhangi bir fonksiyonun boş kümedeki integrali sıfıra eşittir daim. İlk özellik sağlandı. Şimdi ikinci özellik disjoint setler alacağım. Bunların birleşimini bu setlerin measure'larını toplamı şeklinde yazabiliyor muyum? Buna bak. Öncelikle tanımı uyguluyorum. Bu şöyle integral EI'lerin birleşimi F DMU'ya eşit. Burada bir sıkıntı var mı? Şimdi bu setler disjoint. Yani disjoint setler olduğu için bu integrali toplam şeklinde şu şekilde yazabilirim. İntegral E1F artı integral E2'den alıyorum bu sıra integrali. Bunu sonsuza kadar götürüyorum. Hatta şöyle yazayım. Tam i eşittir 1'den sonsuza kadar integral E2'den mü. Şurası da tanım gereği mü e'ye eşit zaten. İ eşittir 1'den sonsuza kadar lambda e i. Ne oldu? E'lerin birleşiminin measure'ına baktım. E'lerin measure'ların toplamına eşit oldu. Böylelikle ikinci özellik de sağlanmış oldu. O zaman lambda'ya measure diyebilirim. Şimdi burada bitmiyor sorumuz. Bir tane daha özellik göstereceğim. Herhangi bir almayayım. Direkt hani kolaydan başlayayım. Herhangi bir şey alıyorum. Bir tane g fonksiyonu aldım. Measurable olsun bu ve pozitif olsun. Bu g fonksiyonun lambda'ya göre integrali eşittir g çarpı f'in mu'ya göre integraline eşit midir değil midir buna bakacağım. Şöyle tanıma tekrar bakalım. Bak mu setini f'in mu'ya göre integrali olarak tanımlamıştım e seti üzerinde. Sonra lambda'ya göre integrali geçtiğim zaman böyle ilginç bir sonuç çıkacak mı? Hani sanki şey oldu hani
D lambda yerine F çarpı D mu'yu koymuş gibi oldum fark ettiyseniz. Bu sonuç doğru mu? Yani herhangi bir fonksiyon lambda'ya göre integrali aynı fonksiyon F'le çarpıp mu'ya göre integraline eşit mi? Bunu yapacağız. İlk olarak simple function'larla çalışıyorum. Yani assume diyorum. G şu formda olsun. Constant'lar ve karakteristik function'lar. AI setleri. AI'ler bunlar disjoint setler. Önce özel bir durum için yapıyorum. G'nin böyle güzel bir fonksiyon olduğunu assume edeceğim. Ve soruyu çözeceğim. Başlıyorum. Öncelikle şuradan başlayacağım. Burası alfa i çarpı lambda a i. Bu ifade neye eşittir? Var mı söyleyebilecek? Bu a i çarpı ksay a'nın lambda'ya göre integraline eşit. Direkt tanıma. Ama ben bu fonksiyon yerine g yazacağım şimdi. Ya da yazmayayım şimdilik. Şöyle başlayacağım. İntegral g d lambda eşittir. İntegral a i çarpı ksay a i d lambda. O da eşittir. A i çarpı lambda a i. Bu da eşittir. Lambda'nın tanımından göreyi AI çarpı integral bu set üzerinde F'in mu'ya göre integral. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Şimdi bu AI üzerinden alınmış bu integral. Bunu karakteristik integral karakteristik fonksiyon olarak F'in yanına yazabilirim. Şöyle oldu bu ifade. AI çarpı integral. Bir toplam sembolü lazım tabii ki. Toplam sembolünü unutmayalım. O da eşittir. Toplam F çarpı ksay AI değil mi? Şimdi bu toplamayı integralin içine alabilirim. Çünkü integral lineer bir operatör biliyorsunuz. Şuna dönüştüm. F'i de dışarıya yazdığım zaman AI çarpı ksay AI değil mi oldu? İşte şurası benim G fonksiyonum. O da eşittir. F çarpı G çarpı mü. Ne oldu? G'nin lambda'ya göre integraliniyle başladım. F çarpı G'nin mü'ye göre integraline eşit olduğunu gösterdim. Ama bu sadece G'nin karakteristik function. Yani şu formda olduğu zaman. Yani AI setindeyse gelen X değeri AI setindeyse AI'ye eşit. Böyle bir fonksiyon, basit bir fonksiyon. Şimdi bunu genelleyeceğiz. F, G herhangi bir measurable pozitif fonksiyon ise öyle bir sekans bulabiliyorum ki bu sekans G'ye almost sure olarak converge ediyor. Bunların hepsi simple function. Simple function şu formda yazılan fonksiyonlar. Biliyorsunuz hani integral tanımlarken de buradan başlanıyor. Herhangi bir measurable fonksiyona bu tarz fonksiyonlarla yakın sayabiliyorum. Zaten reel analizin yarısı budur hani. Basit halde çözersin soruyu, sonra genel hale limit teoremlerle genelleştirirsin. Burada da bunu kullanacağız. Ben neyi biliyorum? Eğer gn simple fonksiyonsa gn'in lambda'ya göre integrali eşittir f çarpı gn'in mu'ya göre integrali. Tabii hatta bunu şöyle de artarak da seçebiliyorum. Sonraki adım ne? Buradan limit almak. Bu limiti aldığım zaman ben
bu f çarpı g'nin d mu'ye gittiğini söylüyor. By monoton convergence teoremde. Sonuç olarak ben şunu göstermiş oldum. Tabii limiti buradan da aldım. İntegral g d mu eşittir İntegral f g d mu'ya eşit oldu. Eğer mecralar arasında böyle bir ilişki varsa. Şimdi bu soru niye önemli? Diyelim ki buradaki lambda Gauss, standart Gauss mecra olsun. Daha sonra göreceksiniz. Örnek yazıyorum. Mu Löbek mecra olsun. Onu da detaylı göreceksiniz. F fonksiyonu bu durumda e üzeri eksi x kare bölü 2 oluyor. Bu fonksiyon tanıdık geldi mi size? Yani standart normalde. Evet, aynen. Bak, eğer ben bunu Gauss'u seçersem lambdayı, mu'yu seçersem böyle bir fonksiyon bulabiliyorum buradaki sorudaki f fonksiyonu yerini tutacak. Bunu abi, daha tekrar edebilir miyiz hocam? Efendim? O fonksiyonu mu ve lambdaya göre nasıl yorumladık? Onu tam. Şimdi bu soruda şeydi hani. Aslında bu daha sonra göreceğiniz önemli bir konuyla ilgili bir soru. Hani ona hazırlık olsun diye sordum. Burada şöyle başladı soru. Hani böyle bir f olsun diye başladı. Sonra bazı özellikler gösterdi. Daha sonra şuna dönüşecek. Sana iki tane mecir verecekler. Böyle bir f bulabilir misin diyecekler. Hani lambda ve mu'yu verecekler. Hani öyle bir fonksiyon bul ki diyecekler. Ben e'nin lambda'daki değer, e'nin lambda'ya göre mecra ölçümü f'in mu'ya göre integrali, e'deki integrali olsun. Yani bulabilir misin diye. Eğer bulursan işte hani sürekli gördüğümüz vardı ya, probability density function. Duymuşsundur illa ki. İşte o f'ler bunlar olacak. O probability density function'ların daha genel halleri. Buna Radon-Nikodym derivatif diyeceğiz. Ama ona birazcık daha var. Mu, peki burada mu tam olarak yani nedir? Şimdi genel PDF, herhalde. PDF üzerinden düşünürsek yani random variable'ın realize edilmiş hali gibi bir şey olacak yani o, öyle düşündüğümüz zaman. F bu mu? Yani, mu tam olarak ne oluyor? Lambda'yı measure bulduk, tamam. Şey, mu de başka bir mecir hani şey, bizim başlangıcımız şu mecir space'le başlıyoruz. Hani bir de xm üzerinde bir mecir, hani onun mecir olduğunu biliyorum. İlk olarak lambda'nın da mecir olduğunu gösterdim eğer bu formdaysa. Daha sonra integraller arasında bir ilişki gördüm. Daha sonra bunun tersini yapacağız. Hani iki tane mecir verilecek. Böyle bir f var mıdır? İşte o f fonksiyonu bizim için çok önemli bir f fonksiyonu olacak. Hani olasılıktaki işte probability density fonksiyonlar, probability mass fonksiyonlar bu buradan geliyor. İki tane major'la kurduk biz onu. Efendim? İki major'ı kullanarak kuruyoruz o PDF'i. Aynen. Hani bizim şu ana kadar gördüğünüz aslında random variable'lar o probability density function dedikleriniz aslında buradaki f'ler hep şeye göre ama probability density function'lar Löbek mecra göre. Ki zaten density deyince Löbek mecra göre hani olanını söylenir. Ama bu hani bu mecra teori kısmının en önemli bölümlerinden biri olacak. Hani bunun hatta neydi? Radon-Nikodym derivatif bunu. Real analizdeki ismi. Onu da dediğim gibi önümüzdeki haftalarda ayrıntılı işleyeceksiniz. Bu şey ısınma turu oldu. Şimdi dersimiz burada bitiyor. Ben çözümleri de sana yollayacağım. Biraz üstüne düzeltme yapmam gerekiyor. Anladım hocam. Yani o zaman tamamdır. Ben sizden çözümleri bekleyeyim. Şimdi bir yayını durdurayım ben.